Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Gene bu videoda önemli konudan bahsedeceğiz. Neden bahsedeceğiz? Alt ıslatma. Çocuklarda, bebeklerde alt ıslatma durumundan. İşte bize şöyle sorular geliyor. Hocam biz çocuğumuza işte bez eğitimi, tuvalet eğitimi verdik. Ancak yine de işte geceleri altını ıslatıyor. Bu normal mi? Ya da kaç yaşına kadar çocuğunun altını ıslatması normal? Şimdi bebekler tuvalet eğitimlerini bezden kurtulma meselesi genellikle işte 2 yaş civarında oluyor. 2 yaştan sonra yavaş yavaş da aileler tuvalet eğitimini veriyor. Çocuğu bezlemeyi yavaş yavaş bırakıyorlar. Bir süre de sonra da tamamen bırakıyorlar. Ancak her ne kadar tuvalet eğitimi verilse bile çocuklar genellikle 5 yaşına kadar ara ara geceleri altlarını ıslatabilir. Geceleri ara ara idrar kaçırabilirler. 5 yaşına kadar çok sık olmuyorsa bu iş normal kabul edilebilir. Aralıklı idrar kaçırma neden? Çünkü çocuğun kaslarının işte mesanesinin, sfinkterlerinin gelişmesi için belli bir zaman gerekiyor. Bu da genellikle 5 yaşına civarına denk geliyor. Ve 5 yaştan sonra genellikle çocuklarda alt ıslatma meselesi büyük oranda bitmiş oluyor. Ancak eğer çocuğunuz özellikle 5 yaşından sonra da alt ıslatma meselesi devam ediyorsa burada tabii ki bir problem olabilir, bir sıkıntı olabilir. Bunun mutlaka çocuk doktoru tarafından değerlendirilmesi, araştırılması gerekir. Eğer 5 yaşın üzerindeki bir çocuk hala altını ıslatıyorsa bunun için çocuk doktorunuza başvurmanızda fayda olacaktır. Ne gibi durumlar olabilir? Bir kere genetik ailesel bir durum olabilir. Neden? Çünkü alt ıslatma meselesi çoğu zaman genetik ve ailesel bir durumdur. Yani siz eşinizde işte annede, babada ya da işte ailenin diğer akrabalarında, kuzenlerde 7-8 yaşına kadar, 10 yaşına kadar alt ıslatan çocuklarla çocuklar varsa, böyle bir öykü varsa, dolayısıyla sizin çocuğunuzda genetik ve ailesel olarak bu tarz bir öyküsü olabilir. Yani çocuğunuzda eğer genetik olarak ve ailesel öyküden kaynaklı olarak 5 yaşından sonra işte birkaç yıl daha alt ıslatmaya devam edebilir ki bu genellikle birkaç yıl sonra bitecektir, sonlanacaktır. Çocuklarda genellikle alt ıslatmanın en büyük nedeni söylediğimiz gibi bu genetik ailesel durumlardır. Bunun dışında başka nedenler var mı alt ıslatmanın? Çocuklarda önemli noktalardan bir tanesi psikolojik nedenlerdir. Psikolojik nedenler de çocuğumuzun alt ıslatmasına neden olabilir. Ne gibi? Mesela bu durumlar yani psikolojiye bağlı, yani psikolojik strese bağlı oluşan alt ıslatmalar genellikle şöyle olur. Çocuk genellikle tuvalet eğitimini alır. Tuvalet eğitimini aldıktan sonra çocuk 1 yıl, 6 ay, 1,5 yıl kadar altını ıslatmaz. Sonra ancak altını ıslatmayan çocuk da sonrasında tekrar alt ıslatma olduğunu görürüz. Bu genellikle neden sonra olur? Çocukta işte yeni bir kardeşin gelmesi, onu kıskanmak durumu olabilir. Bir başka bir kuzeni kıskanma durumu olabilir. Bir yer taşınma, ailenin ev taşıması, aile içinde ya da okul içinde çocuğun yaşamış olduğu stresler bu tür durumlara neden olabilir. Dolayısıyla normalde altını ıslatmayan bir çocuk sonrasında altını ıslatmaya başladıysa burada psikolojik durumu, stres durumlarını mutlaka değerlendirmek gerekir. Yine bunun dışında sonradan ortaya çıkan alt ıslatma nedenler arasında önemli nedenlerden bir tanesi de idrar yolu enfeksiyonudur. Özellikle eğer çocuğun işte alt ıslatma ile birlikte idrar yaparken acıma, yanma, sık sık idrara çıkma, işte bunun dışında karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş gibi şikayetleri varsa mutlaka alt ıslatan çocukta idrar yolu enfeksiyonunun da değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla özellikle 5 yaş sonrası dönemde alt ıslatmaya devam eden çocukların bu anlamda değerlendirilmesi için çocuk doktoruna başvurmaları gerekiyor. Çocuk doktorları bu çocukları değerlendirir. Gerekiyorsa kan tahlili, idrar tahlili yapacaktır. Gerekli görürse ultrason, karın ultrason, böbrek ultrasonu çekebilir ve bundan sonra da alt ıslatması devam eden vakaları uygun görürse ileri tetkik için, değerlendirme için üst merkeze ya da çocuk nefroloji hekimine yönlendirebilir. Buraya kadar alt ıslatma ile ilgili mümkün olduğunca soruları yanıtlamaya çalıştık. Aklınıza kalan sorular olursa videonun alt kısmına yazarsanız gene yanıtlamaya çalışacağız. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum.